Bu dersimizde AYT Matematik planlı ders föylerinde 26. föydeyiz. Konu anlatımı tamam. Şimdi de sonraki testlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzda fx eşittir a artı cos x, gx'imiz b artı cos x olarak verilmiş. Buna göre a ve b'yi bulun demiş. Şimdi arkadaşlar herhangi bir noktadan başlayalım. Mesela bakın burada a noktası pi virgül 2. Şimdi burada fx yerine 2 yazıyoruz. A artı kosinüs pi diyoruz. Kosinüs 180 eksi 1'dir. Dolayısıyla a eksi 1 eşittir 2'den a değerimiz 3'tür. Gelelim B noktasına. B noktası pi virgül eksi 2. Yani burada eksi 2 eşittir B artı kosinüs pi diyoruz. Bu da eksi 2 eşittir B eksi 1 olur. Eksi 1 sol tarafa giderse B değerimiz eksi 1'dir. Yani A artı B'miz 3 eksi 1'den 2 yapar. Bu da B şıkkı. 0,2 pi aralığında fx eşittir a artı b çarpı sinüs x'in grafiğini görüyoruz. Buna göre a artı b kaçtır? Mesela burada ilk olarak a noktasından başlayalım. X'e 0 verdiğimizde y'miz 1 olacak. 1 eşittir a artı b çarpı sinüs 0. Sinüs 0 0'dır. Dolayısıyla a değerimiz 1'dir. Şimdi başka bir noktaya gidelim. Mesela b noktası pi bölü 2'ye eksi 1. Buraya fx yerine eksi 1 yazıyoruz. A yerine 1 yazıyorum. B'yi bilmiyoruz. Çarpı sinüs pi bölü 2. Burası sinüs 90'dır. Sinüs 90 da 1'dir. Dolayısıyla eksi 1 eşittir 1 artı b'dir. B eşittir buradan eksi 2. Yani a artı b'miz 1 artı eksi 2'den eksi 1 ile a şıkkı. Arc sinüs kök 2 bölü 2. Yani sinüs alfa kök 2 bölü 2 ise alfa kaçtır? Dolayısıyla arkadaşlar sinüs 45 kök 2 bölü 2 olduğu için 45 derece diyoruz. Sonrasında kosinüs için. Kosinüs de arkadaşlar eksi kök 2 bölü 2 ise burada birinci ve ikinci bölgede bir değer alabilir. Eksili olduğu için ikinci bölgededir. Bu da kosinüs 135'tir. Yani 135 diyoruz. Toplamı 180 derece. O da pi'dir. Birinci ifademiz doğru. Sonrasında sinüs eksi 1 bölü 2 olduğuna göre arkadaşlar birinci bölge ya da dördüncü bölgede sinüs değerlerimiz olacaktır. Eksili dediği için birinci bölge değil demek ki dördüncü bölge. Sinüs 31 bölü 2 dolayısıyla sinüs eksi 30 eksi 1 bölü 2'dir. Yani buradan eksi 30 geldi. Sonrasında tanjant eksi 1. Tanjant da yine aynı sinüs gibi birinci ve dördüncü bölgede olacak şekilde. Tanjant 45 1'dir. Tanjant 45 1 ise tanjant eksi 45 de eksi 1'dir. Dolayısıyla artı eksi 45 diyoruz. Eksi 75 yapar. Burada bakın eksi 5 pi bölü 12 demiş. Pi yerine 180 yazarsanız sadeleşirse eksi 75 derecedir. Demek ki doğru. Sonra kosinüsümüz ne zaman 1 bölü 2? Kosinüs 61 bölü 2'dir. Demek ki burası 60 derece. Tanjantın eksi kök 3 olduğu açı burada dördüncü bölgede olacak. Tanjant 60 kök 3'tür. Tanjant eksi 60 da eksi kök 3'tür. Dolayısıyla buraya da eksi 60 diyorum. 60 ile eksi 60'ın toplamı 0 derece. Dolayısıyla cevabım E şıkkı. İfadelerden hangileri doğrudur demiş. Burada arkadaşlar arktanjant 1 bölü 5'e alfa derseniz tanjant alfamız 1 bölü 5'tir. Bunu silip yerine alfa yazdığımızda kotanjant alfayı soruyor. Tanjantla kotanjant birbirinin tersidir. Dolayısıyla birinci ifade doğru. Buraya alfa diyelim. Kosinüs alfamız 3 bölü 4'müş. Bunun yerine alfa yazarsanız sinüs alfa kaçtır bunu soruyor. Şimdi burada bir tane üçgen çizelim. Kosinüsümüz 3 bölü 4 ise burası 3'e 4. Sonrasında daha doğrusu 3 komşu olacak. Burası değildir. Pisagor yaparsanız 16 eksi 9'dan burası 7'dir. Kök 7 dolayısıyla sinüs alfa kök 7 bölü 4'tür. İkinci ifademiz yanlış. Birinci ifade doğru. Sonrasında arkadaşlar tanjantla arktanjant yan yana gelirse bunlar birbirini götürür. 12 bölü 5 yapar. 5 bölü 12 demiş. Demek ki yalnızca 1.
Yine burada arkadaşlar tanjantla arktanjant yan yana geldiği zaman birbirini götürür demiştik. Dolayısıyla 3x eşittir kök 3 bölü 5. Şimdi bize 15x gerekiyor. Her iki tarafı 5'e çarparsanız 15x eşittir kök 3'tür. 15x yerine kök 3 yazıyoruz. Ark kotanjant kök 3. Şimdi arkadaşlar hatırlayalım. Tanjant 60 değerimiz kök 3'tü. Kotanjant 30'umuz kök 3. Dolayısıyla bu ifadenin sonucu 30 derecedir. Radyan cinsinden yazarsak 180 bölü 6 yani pi bölü 6 radyandır. Cevabımız E şıkkı. Parantez içerisine alfa diyelim. Burada arkadaşlar kotanjant alfa eşittir kök 3. Kotanjant 30'un kök 3 olduğunu az önce söylemiştik. Dolayısıyla alfa dediğimiz açı burada 30 derece. Arc sinüs x bölü 6 eşittir 30 derece ise sinüs 30 eşittir x bölü 6'dır. Yani 1 bölü 2 eşittir x bölü 6. 2x eşittir 6'dan aradığımız değer 3'tür. Bu da C şıkkıdır. Fonksiyonumuzun en geniş tanım aralığındaki farklı x tam sayılarını bulup toplayın demiş. Burada arkadaşlar kosinüs değerimiz artı 1 eksi 1 aralığında değerler olacağı için arc kosinüs alfa da burada 3 eksi 2x bölü 3'ümüz artı 1 eksi 1 kapalı aralığında değerlerdir. Amacımız burada x'i bulmak. Önce bu 3'ten kurtulalım. Her iki taraftan 3 çıkartalım. Eksi 2x bölü 3 küçük eşittir. Eksi 2 olacak. Şimdi her iki tarafı eksi 3 bölü 2 ile çarpıyoruz. Eksi 3 bölü 2 ile bunu çarptığımızda ne olur? Artı 6. Burayı da eksi 2 bölü 3 ile çarptığımızda, eksi 3 bölü 2 ile çarptığımızda bakın eksiler gider. Burası da 3 yapar. Ortaya da ne kaldı? X kaldı. X'imiz 6 ile 3 arasında eksi ile çarptığımız için eşitsizlik yön değiştirdi. Dolayısıyla x değerlerimiz 3, 4, 5 ve 6'dır. Bunların toplamı da arkadaşlar 18'dir. E şıkkı. İki farklı grafiğimiz var arkadaşlar. Koordinat düzlemi üzerinde tek bir koordinat sisteminde göstermişiz. Buna göre A, B, C, D'yi bulun demiş. Şimdi burada bize periyotlar yardımcı olacak. T dediğimiz olay periyottur. Sinüs x için periyodumuz normalde 2π'dir. Şimdi mavi ile başlayalım. Burada arkadaşlar mavi grafikte ne var? Y eşittir c çarpı sinüs dx. O noktasına ve k noktasına bakarsanız k noktasından sonra tekrar yine periyodik olarak devam etmiş. Bizim burada periyodumuz 2π değil de π'dir. 2π değil de π ise arkadaşlar demek ki bu x'i 2 ile çarpmışız ve d dediğimiz değer 2'dir. Şimdi burada herhangi bir nokta belirleyip c'yi bulalım. 0 ile pi bölü 2 arasında pi bölü 4 noktası için a noktası pi bölü 4'e 1 noktası. Yani y'ye 1, c değerini bilmiyoruz. D'ye 2 yazdığımızda x yerine de pi bölü 4 yazarsak bunu sağlar. Burası pi bölü 2 gelir. Sinüs pi bölü 2 1'dir. Dolayısıyla c değerimiz 1'dir. Şimdi burası tamam. Sıra geldi kırmızıya. Kırmızı grafiğe bakarsanız arkadaşlar burada O noktası ve L noktasına baktığımızda L'den sonra tekrar burası devam edecek. Yani bizim burada periyodumuz 2π. Yani buradaki BX hala X olacak. B'miz de 1'dir. Şimdi sıra geldi A'ya. Ne dedik? Kırmızı için dedik arkadaşlar. Burada bakın mesela B noktası pi bölü 2 virgül eksi 2. Yani burada eksi 2 eşittir A çarpı sinüs 1 çarpı pi bölü 2 diyoruz. Sinüs 91'dir. Dolayısıyla A değerimiz de eksi 2. Şimdi getirip yerine yazalım. 2 artı 1 artı 1 eksi eksi 2. Eksiler yan yana gelirse artı yapar. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. Grafiğe verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi şıkların hepsinde gördüğümüz gibi tanjant var. Demek ki bizim öncelikle tanjant x'in grafiğini çizmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar tanjant 90 ve tanjant eksi 90 sonsuzdu yani tanımsızdı. Grafiğimizi hatırlarsak burası ne olacak? Eksi pi bölü 2 noktası.
Sonrasında sağ tarafta da artı pi bölü 2 noktası diyoruz. Sonra grafiğimizin çizimi de şu şekildeydi. Bu bizim tanjant x'imizin grafiği. Bu hatta biraz da şöyle şu şekilde buna teğet geçecekmiş gibi çiziyoruz. Şimdi burada bakarsanız arkadaşlar bir simetri alınmış. Simetri var arkadaşlar. Demek ki bunu biz ne yapmışız? Eksiyle çarpmışız. Yani eksiyle çarptık. Birinci bölgedeki buraya gelecek. Sonrasında üçüncü bölgedeki de ikinci bölgeye geçecek. Bu şekilde bir görüntü olacak. Yani nereleri siliyoruz? Şuraları sildiğimizde evet görüntümüz oluşmaya başladı. Yani şuradaki baştaki katsayımız eksili olacak. Yani artı olanları eleyebiliriz. Bu arada arkadaşlar buradaki absisimiz pi bölü 2 değil de pi olmuş. Yani 2 katına çıkmış. 2 katına çıktığına göre arkadaşlar burası artık tanjant x değil de parantez içi x bölü 2 olmalı. X bölü 2 olacağına göre diğerlerini de eleyebiliriz. Sadece bir tane şık kaldı. Peki x bölü 2 diğer şıklarda da olsa ne yapacaktık? Bunu düşünüyoruz. Burası pi bölü 2 virgül eksi 2 noktası. Şıklardan sağlatmaya çalışacağız. X gördüğümüz yere fx yerine eksi 2. X gördüğümüz yere de pi bölü 2 yazacağız. Tanjant pi bölü 4 yapar. Tanjant 45 1'dir. Eksi 2 eşittir. Eksi 2 sağladığı için cevabımız 5 şıkkı diyeceğiz. Fonksiyonun ters fonksiyonu olan f'in tersi x'i bulunuz demiş. Şimdi fx gördüğümüz yere y yazıyoruz. Sonra her iki tarafın kosinüsünü alırsanız kosinüs y eşittir 2x eksi 3 bölü 4 olur. Burada amaç x'i yalnız bırakmaktır. Her iki tarafı 4 ile çarparsanız 4 çarpı kosinüs y. Sonra her iki tarafa 3 ekliyoruz. 2x eşittir 3 artı 4 çarpı kosinüs y. X'in yanında 2 olduğu için şimdi her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir 3 artı 4 cos y bölü 2. Son olarak x yerine f'in tersi yazıyoruz. Sonra y gördüğümüz yere de x yazıyoruz. Dolayısıyla cevabımız Bursa gelir. İndirgeme denklemlerini hatırlarsanız arkadaşlar burada 90 ve 270 olduğunda bunun ismini değiştiriyoruz demiştik. Kotanjant, ark, sinüs, kök 7 bölü 3. Şimdi burada sinüs, buraya da alfa diyelim. Sinüs alfamız kök 7 bölü 3'müş. Bir tane üçgen çiziyoruz. Burası alfa, dik açılı bir üçgen. Kök 7 bölü 3. Burada Pisagor bağıntısını yaparsanız burası da kök 2'dir. Şimdi bunu silip yerine ne diyoruz? Alfa diyoruz. Eşittir. Kotanjant alfa. Şimdi burada işareti artı mı eksi mi buna da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burası 270 ise diyelim ki 10 derece çıkardık. 260 üçüncü bölgede tanjant artıdır. Dolayısıyla bu artıyı da yazıyoruz arkadaşlar. Eksi olsaydı tabii ki sonucu değiştirecekti. Kotanjant alfa komşu bölü karşıdır. Dolayısıyla kök 2 bölü kök 7. Bunu da kök 7 ile genişletirseniz kök 14 bölü 7'dir. Cevabım Bursa. Kosinüs ark kotanjant x demiş. Buraya alfa diyelim. Dolayısıyla kotanjant alfamız x'tir. Bir tane üçgen çiziyoruz. Burası dik açılı bir üçgen. Alfa. Komşu bölü karşı x bölü 1'miş. Pisagor yaparsanız burası da yani hipotenüste kök x kare artı 1'dir. Bizim aradığımız değer bakın kosinüs alfa. Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüstür. X bölü kök x kare artı 1. Şıklarda böyle bir irrasyonel ifade olmadığı için kendisiyle çarpıyoruz. X çarpı kök x kare artı 1 bölü x kare artı 1 gelir. Bu da D şıkkıdır. ÖSYM tarzı sorularla devam edelim. Şimdi arkadaşlar buraya alfa, buna da teta diyelim. Buradan sinüs alfa değerimiz nedir? Kök 2 bölü 3'tür. Buradan da kosinüs teta eşittir. Kök 2 bölü 3. Şimdi iki tane ifade var. İkisi de kök 2 bölü 3'e eşit. Şöyle bir kural vardı. Toplamları 90 derece yapan iki açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Dolayısıyla alfa artı tetamız
90 derece ya da pi bölü 2 radyandır. Burada bize fx eşittir sinüs x'in tanım kümesi ve görüntü kümesi verilmiş. Buna göre y eşittir 4 çarpı arksinüs x fonksiyonunun alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri sorulmuş. Sinüs x bu şekilde ise arkadaşlar, burada arksinüs x'i nasıl yazarız? Şu şekilde eksi 1,1'den eksi pi bölü 2 virgül pi bölü 2'ye tanımlı olacak. Yani bizim buradaki y dediğimiz değer arkadaşlar 4 ile çarptığımızda eksi 4 pi bölü 2 virgül artı 4 pi bölü 2 kapalı aralığında değerler alabilir. Yani eksi 2 pi ile 2 pi aralığında değerlerden bahsediyoruz. Burada arkadaşlar pi yerine yaklaşık 3,14 alırsanız burası eksi 6,28 ile artı 6,28 aralığındaki değerlerdir. En büyük değerimiz artı 6, en küçük değerimiz de eksi 6'dır. 6 ve eksi 6 arasındaki fark da artı 12'dir. Bu da A şıkkıdır. Fonksiyonumuzun periyodundan bahsetmiş. Burada periyodumuz 4 pi. Arkadaşlar periyotta buradaki sabit sayılara bakmamıza gerek yok. Bunlarla işimiz yok. Dereceye bakıyoruz. Derecemiz 6. Derece çift olduğunda pi bölü mutlak değer x'in katsayısı. Yani 7 bölü a kare eksi 3a diyoruz. Bu da 4 pi'ymiş. Pi'ler gitsin. Buradan ne gelir? Ters çevirdiğimizde mutlak değer a kare eksi 3a bölü 7 eşittir 4'tür. Buradan da içler dışlar yaparsanız a kare eksi 2a'nın mutlak değeri 28'dir. Demek ki içerideki ifade, bu ifade ya artı 28'e eşit veya a kare eksi 2a'mız eksi 28. Şimdi 28'leri sol tarafa atalım. Burası a kare eksi 2a eksi 28 eşittir 0. Çarpanları ayırıyoruz. Çarpınca eksi 28 yapacak. Toplayınca da eksi 2 yapacak değerler arıyoruz. Burası arkadaşlar eksi 2 değilmiş bu arada. 3'müş. Buraya da 3 yazıyoruz. Çarpımı eksi 28, toplamı eksi 3 yapan değerler bunlardır. Buradan a eksi 7 çarpı a artı 4, a artı 4 eşittir 0 diyoruz. Buradan a değerimiz 7 ve eksi 4'tür. Şimdi ikinci durumda bakın burada yine 28'i sol tarafa atarsak a kare eksi 2a artı 28 eşittir 0. Burada çarpanları ayıramıyoruz. Arkadaşlar delta'ya bakalım. Delta b kare eksi 4ac 4 çarpı 1 çarpı 28. Buradan 4 eksi 112 gibi eksi 108 gibi bir değer çıkar. Dolayısıyla burada sıfırdan küçük olduğu için çözüm gelmez. Buradan boş kümedir. Dolayısıyla bulduğumuz değerler 7 ve eksi 4'tür. Bunları çarparsak da A şıkkıdır. X dediğimiz değer 0 ile 180 arasında bir açı olduğuna göre ifadenin sonucu kaçtır? Şimdi burayı açıyoruz arkadaşlar. Kotanjant x yerine ne diyoruz? Kosinüs x bölü sinüs x. İçler dışlar yapalım. 2 çarpı 1 2'dir. 2 çarpı sinüs x de 2 sinüs x. Tekrar bu sinüs değeri iki tarafı çarparsanız kos kare x eşittir. 2 sinüs x 2 çarpı sinüs x eksi 2 çarpı sin kare x gelir. Kos kare yerine de 1 eksi sin kare x yazabiliriz. Eşittir 2 sin x eksi 2 çarpı sin kare x. Bu ifadelerin hepsini sol tarafa atalım. Sin karelerden bir tane kalır. 2 sin x sol tarafa eksi 2 olarak geçer. Artı 1 eşittir 0. Bu da arkadaşlar sinüs x eksi 1'in parantez karesidir. Dolayısıyla buradan sinüs x dediğimiz değer 1'dir. Sinüs 91'dir. Dolayısıyla x'i bulduk. X yerine 90 yazacağız. Şimdi buraya 90 dedik. Bunu bilmiyoruz. Tanjant 90 eksi alfa arıyoruz. 90'da isim değiştiririz. Burası kotanjant alfadır. Yani kotanjant ark kotanjant 8 arıyoruz. Kotanjant da ark kotanjant birbirini götürür. Dolayısıyla sadece 8 kalır. Cevabımız denizdi.
Arksinüs mx eksi 1 bölü 3'ün fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Burada tanımlı olduğumuz aralıkta bir tane x tam sayı değeri varsa m en az kaçtır demiş. Burada görüntü kümesi ve tanım kümesine bakarsanız parantez içindeki ifademiz eksi 1 artı 1 kapalı aralığındadır. Mx eksi 1 bölü 3'ü bu şekilde yazıyoruz. X'i bulmaya çalışıyoruz. Her iki tarafı 3 ile çarpalım. Buradan mx eksi 1 küçük eşit 3. Her iki tarafa 1 eklerseniz eksi 2 mx küçük eşit 4. Şimdi x'i bulmaya çalışıyoruz. Her iki tarafı m'ye bölelim. M pozitif bir değer olduğu için eşitsizliğimiz yön değiştirmez. X'imiz 4 bölü m ile eksi 2 bölü m arasında bir değer olur. Şimdi en küçük dediği için en küçük şıktan yani e'den başlıyoruz. E şıkkı için m yerine 2 yazarsanız eksi 1 küçük eşit x küçük eşit 2 olur. Burada arkadaşlar eksi 1, 0, 1 ve 2 gibi 4 tane tam sayı değeri gelir. Soruda bize 1 tane demiş, elendi. M yerine 3 yazarsak 3 yazdığımızda eksi 2 bölü 3 ile 4 bölü 3 aralığında değerlerdir. Bunlar da 0 ve 1'dir. 2 tane oldu, bu da elendi. 4 verdiğimizde eksi 2 bölü 4 küçük eşit x küçük eşit 4 bölü 4 olur. Burada da yine 0 ve 1 gibi 2 tane değer var. Bu da olmadı. 5 verirseniz m yerine eksi 2 bölü 5 ile 4 bölü 5 aralığında değerlerdir. Burada sadece 0 tam sayısı var. Cevabımız bu şekilde Bursa. Bu eşitliğe göre x'i bulunuz demiş. Biz buraya alfa eşleyelim. Bu ne demek? Tanjant alfa eşittir x bölü 8. Buradan da alfaya eşit derseniz sinüs alfa eşittir kök x kare eksi 16 bölü x'tir. Şimdi üçgenimizi çizelim. Sinüs alfa bu şekilde ise bir tane dik üçgen çiziyoruz. Burası alfa 90. Sinüs demek karşı bölü hipotenüs. Demek ki karşıda köklü ifade var. Hipotenüsümüz de x. Şimdi tanjant alfamız x bölü 8. Burada arkadaşlar komşumuzu biliyor muyuz? Buradaki şu değeri bilmemiz gerekiyor. Bu değer arkadaşlar ne olabilir? Pisagor'dan yapmamız gerekiyor burayı. Buraya y derseniz x kare eşittir x kare eksi 16 artı y kare olacaktır. Y değerimiz buradan Pisagor'dan 4 gelir. Buraya 4 yazdım. Şimdi tekrar tanjanta dönelim. Tanjant alfa eşittir karşı bölü komşudur. Bu da x bölü 8'miş. 4 ile 8 sadeleşirse buraya 2 kalır. İçler dışlar yapalım. 2 çarpı kök x kare eksi 16 eşittir x'tir. Şimdi her iki tarafın karesini alırsanız 4 çarpı x kare eksi 16 x kare eşit. Şimdi dağıtıyorum. 4 x kare eksi 64 x kare. Yani x kareler sol tarafa giderse buradan sadeleştirdiğimizde x kare 64 bölü 3'tür. Dolayısıyla x'imiz 8 bölü kök 3 gelir. Bu da D şıkkıdır. Şimdi burada f ve g fonksiyonlarının tanım kümesi ve görüntü kümesi verilmiş. Buna göre 3 farklı grafik var. Bunlardan hangileri doğru çizilmiş? Bize bunu sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın burada kosinüs x'in ve sinüs x'in grafiklerini çizdik. Buna göre şöyle başlayalım. Mutlak değer fx'in grafiği nasıl çizilir? F'in grafiği arkadaşlar kosinüs x'in grafiği bu şekilde ise mutlak değeri aldığında x ekseninin altında kalan kısmın x eksenine göre simetriğini alıyoruz ve görüntümüz bu şekilde oluyor. Açılarımız pi bölü 2, pi bunlar da doğru. Burada arkadaşlar 2 ile çarptığı için burası 1 kere 2'den 2 olmuş. Bu da doğru. Birinci ifade doğru. İkincisinde g fonksiyonu demiş. G'de arkadaşlar bakın 3 sinüs x demiş. Bizim burada sinüs x grafiğimizi çizdik. Bunu 3 ile çarp demiş. Dolayısıyla burası artı 3 ve eksi 3 olacak. X ekseninde herhangi bir değişiklik olmayacak. Ancak burada dışarıda değil de içeride bir mutlak değer var. Bu ne anlama gelir? Burada arkadaşlar birinci bölgede ve üçüncü bölgedeki görüntüleri görüyoruz. Üçüncü bölgedekini burada x eksenine göre yansıtıyorum. Yani burada birinci bölgede hangi değeri almışsa daha doğrusu birinci bölgeyle burada altta çizmiş olduğumuz görüntü
birbirinin aynısı olacak. Y eksenine göre sadece simetrik olmuş olacak. Burada açılara bakalım. Eksi 90 artı 90. Eksi pi artı pi. Burası da 3 olacak. Demek ki bu da doğru. Şimdi üçüncüye geldiğimizde arkadaşlar burada g 2x bölü 3 demiş. Bizim burada periyodumuza bakarsanız periyodumuz eksi pi artı pi aralığında dediği için periyodumuz arkadaşlar 2 pi'dir. Yani pi eksi eksi pi'den ne olacak? 2 pi olacak. 2 bölü 3 ile çarpmış. Demek ki biz burada periyodu bulurken 2 pi'yi 2 bölü 3'e bölmemiz gerekir. Buradan da periyodumuz 3 pi gelir. Bakın burada periyodumuz ne oldu? 3 pi oldu. 0-3 pi aralığında. Sonra bizim burada ne dedik arkadaşlar? 3 bölü 2 ile çarpmamız istenmiş. 3 bölü 2 ile çarparsak ne olur? Sinüs x'li bir fonksiyondu. 3'ü 3 bölü 2 ile çarptığımızda 9 bölü 2 olacaktır. Bu ifade doğru. Bunun simetriği de eksi 9 bölü 2 olacak. Dolayısıyla arkadaşlar bu da doğru. Demek ki 3'ü de doğrudur. Yani cevabımız 1, 2, 3 ile E seçeneği gelir. Fx fonksiyonu tanımlanmış. Bu eşitliklere göre en büyük A pozitif tam sayısını bulalım demiş. Şimdi ben burada yine periyottan gitmek istiyorum arkadaşlar. Periyodumuz T idi. Sinüste dereceye bakıyorum. Derecemiz burada çift arkadaşlar. Çift olduğuna göre pi bölü mutlak değer x'in katsayısı diyorum. Buradan pi çarpı mutlak değer a bölü pi'den sadeleşir. Periyodumuz mutlak değer a'dır. Burada arkadaşlar periyodun tanımı neydi? Fx eşittir f x artı t oluyorsa buradaki t'ye periyot deriz. Burada bakın eksi 7 ve artı 13. Aralarındaki fark nedir? 20'dir. Bu ikisinin arasındaki fark nedir? 25'tir. Periyodumuz hem 20'nin hem de 25'in ortak bir bölenidir. Yani buradan periyodumuz 5 olmak durumundadır. 5 ise bunu 5'e eşitlerseniz a dediğimiz değer artı 5 veya eksi 5'tir. Pozitif dediği için burada artı 5'i tercih ediyoruz. 5 olmasa ne olurdu? 20 ve 25'in bölenlerinden bir tanesi de 1'di. Dolayısıyla 1 ve 5 olurdu. En büyük dediği için denizdi. Yine burada periyodumuzu bulalım. Bakın burası tek olduğu için periyodumuz arkadaşlar 2 pi bölü x'in katsayısının mutlak değeri 2 pi bölü 3. Fx için periyodumuz bu ise f3x dediğinde periyodu buradaki 3'e böleriz. Yani 2 pi bölü 3 bölü 3'ten 2 pi bölü 9 gelir. Birinci ifade doğru. Sonra arkadaşlar dördüncü derecesini alalım demiş. Burada dördüncü kuvvetini aldığımızda üstümüz 5 değil de artık 20 olacak. Yani artık burası çift. Çift olduğunda periyodumuz 2 pi değil de pi bölü x'in katsayısı olacak. Pi bölü 3 olacaktır. Bu da doğru. Buradaki 4'ün bir önemi yok. Fx bölü 2 demiş. Burada normalde bakın periyodumuz neydi? 2 pi bölü 3'tü. 2 pi bölü 3'ü x'in katsayısı olan 1 bölü 2'ye bölüyorum. 2 pi bölü 3 bölü 1 bölü 2. Bunu da ters çevirir çarparsanız periyodumuz 4 pi bölü 3'tür. Hepsi doğrudur. Şeklimizi incelediğimizde bize BC uzunluğunun tam sayı değeri kaçtır bunu sormuş. Şimdi arkadaşlar burada iki tane açı var. Bir tanesi alfa, bir tanesi beta demiş. Şu eşitliğe bakarsanız alfa eşittir. Alfa artı beta eksi beta olacak şekilde yazabiliriz. Şimdi bunları şöyle bir eşitleyelim. Tanjant alfa artı betamız 3 bölü 2 ve tanjant betamız 3 bölü 4 olacak şekilde düşünebiliriz. Şimdi bu şekilde düşündüğümüzde şöyle bir dik üçgen çizelim. Burada arkadaşlar şu şekilde iç içe üçgenler çiziyorum. Tanjant betamız 3 bölü 4 olacak. Burası 4. Tanjant alfa artı beta. Burası da alfa artı beta ise tanjantı 3 bölü 2. Demek ki burası da 2. 2 iç açı diğer dış açıyı verir. Dolayısıyla burası da alfa olacak. Şimdi burada tanjant alfa artı betamız 3 bölü 2. Bakın burada karşıdaki uzunluğa her birine a derseniz 6a bölü 80'imiz 3 bölü 2 gibi düşünelim.
Sonra alttaki üçgene baktığımızda tanjant beta büyük üçgende 3 bölü 4. Burada karşısında ne var? 3a var. 3a bölü 80. Burada bakın herhangi bir uyumsuzluk yok. 2 katına çıkmış, 2 katına çıkmış. Dolayısıyla çizimlerimiz doğru. Bizim aradığımız neydi arkadaşlar? BC uzunluğu. Şimdi tanjant beta'dan ilerleyelim. Tanjant beta ne dedik? 3 bölü 2 bulduk. 3 bölü 2, 6a bölü 80. Burada içler dışlar yapabiliriz. 240 eşittir 12a'dır. A dediğimiz değer 20'dir. BC uzunluğumuzda bunun tamamı yani BC 6a'ydı. 6 çarpı 20 eşittir 120 santimetredir. Fx eşittir fx artı 5 diyorsa burada periyot 5'tir. Gx için de gx eşittir gx artı 8 ise periyot 8'dir. Yani şimdi burada arkadaşlar fx artı 15'in içindeki 5'leri çıkarırsanız burası f5'tir. Buna da 5'ler eklediğimizde x eksi 10, x eksi 5 ve fx birbirine eşit değerler alır. Çünkü periyodumuz 5'tir. Sadeleştirdiğimizde 1 gelir. Burada da 8'leri çıkarabilirsiniz. 24'teki 8'leri çıkardığımızda burası gx'e eşittir. Yine burada 8 ve 16 gibi değerler ekleyebiliriz. Burası da ne olur? Yine gx olur. Eşittir 9. Bir diğer tarafa atalım. 2 çarpı gx'imiz 8. Gx değerimiz 4'tür. Burada parantez içerisinde 5 olması fark etmez. Gördüğümüz gibi gx her zaman 4'e eşittir. Cevabımız C şıkkı. Bu şekilde de 26. fövümüzü tamamladık. 26. fövümüz bittiğine göre 27. fövümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkta kalın.